dikkatle takip ediliyor ama sevgili Zeynel Lüle gündem bir anlamda yerel seçim. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi'nden sonra artık gözler kurultayda. Sanıyoruz ki hazırlıklar başladı. İstanbul'daki gibi bir değişim olacak mı merak ediliyor. Az önce ekranlara getirdik İyi Parti'nin eski Ankara İl Başkanı'nın söyledikleri. Acaba İyi Parti ne yapıyor sorularını beraberinde getirdi. Mecliste tezkere hazırlıkları var. Yani bu yoğun gündemde o zaman Ankara gazetecilerine kolaylıklar dileyelim ve sözü size bırakalım. Günaydın mesajıyla birlikte. Günaydın sevgili Bilge Yurttegülen. Tabii ki Ankara'nın gündemi hem iç siyaset hem dış siyaset aslında. Tabii ki Hamas'la İsrail arasındaki o çatışmalar konusunda da Ankara'nın yoğun bir mesai harcadığı söyleniyor tabii. Arabulucu rolü üstlenme arzusunda olduğu belirtiliyor Erdoğan'ın. Her iki tarafta da görüşebilecek önemli devlet adamlarından biri olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu konuda atacağı adımlar önemli tabii ki. Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Dışişleri Bakanı'nın bakanların yaptığı açıklama gayet dengeli gidiyor şu ana kadar. Bakalım o çatışmalar konusunda Ankara'nın herhangi bir girişimi olacak mı ya da girişimin bir sonucu olacak mı? Ama şurası bir gerçek ki Türkiye bu konuda önemli bir konumda. Eğer o dengeyi tutturabilirse en azından iki taraf arasında da bir arabulucu rolü üstlenebilir. Bu tabii ki bakacağız önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı'nda ya da Erdoğan hükümeti diyelim'nin atacağı adımlar tabii ki burada önemli bir sonuç yaratacak. Cumhurbaşkanı'nın dün kabine toplantısından hemen sonra yaptığı emekliler açıklaması bugün Ankara'nın yoğun gündemini oluşturan şeylerden bir tanesi. Hani müjde veriyorum diyerek de aslında bir harçlık duyurusunda bulunmuş olması oldukça öfke yarattı emekliler arasında ve bugün de muhalefet partilerinin diline düşecek işin gerçek tarafı. Bugün biliyorsunuz mecliste grup toplantıları var. Birazdan Milliyetçi Hareket Partisi başlayacak o grup toplantısına. Saat 13.30'da da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması olacak. Konuşmasının önemli bir bölümünü emekliler konusuna ayıracağını biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü resmen bir harçlık duyurusuydu bu. 5.000 lira harçlık vereyim size ve Ocak ayına kadar da sesinizi çıkartmayın duyurusuydu resmen. Üstelik de emekli olup da aldığı paranın yeterli olmamasından dolayı çalışmak zorunda olan kişilere de bu harçlık verilmiyor. İşin gerçek tarafı hani memnuniyet yaratması gerekirken bir anda öfkenin artmasına neden olan bir durum söz konusu oldu. Dün akşamdan itibaren Ankara'da en çok konuşulan konulardan birisi bu. Bugün meclis gündemine yansıyacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına yansıyacak. Geçelim az önce senin de söylediğin gibi İstanbul İl Kongresi sonuçlarına. Doğrusu sürpriz bir sonuç oldu. Genel merkezin değerlendirmesi bu şekilde. Çünkü böylesine bir durum beklenmiyordu işin gerçek tarafı. Tabii burada Kartal Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı ve Erdoğan toprağın tutumunun ciddi bir şekilde fark yarattığı, etki yarattığı diyelim söyleniyor. Özgür Çelik lehine bir etki yarattığı söyleniyor. Tabii Erdoğan Toprak ve onunla beraber hareket edenlerin kurultayda, büyük kurultayda nasıl tutum alacaklar henüz belli değil. Her halükarda Erdoğan Toprak Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum dese de Özgür Özel yönünde bir destek açıklaması da beklenebilir. Dolayısıyla 196 delegenin tamamı tabii ki değişim yanlısı değil. Yani Kılıçdaroğlu'na destek verecekler var aralarında. Ancak bu İstanbul sonucu genel merkezde yapılacak olan büyük kurultayı da etkileyeceği söyleniyor. Ama ne derece etkileyecek bakacağız. Çünkü dün Sedat Bozkurt'la da uzun uzun konuştuk. Burada Habere Doğru programının konuydu. Sedat Bozkurt da geçmişe yönelik bütün o geçen kurultayları anlattı. Aslında diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında yeni bir genel başkan seçilmez. Genel başkanlar genelde kendileri ayrılır.
ayrılırlar. Sonuçta mevcut genel başkana karşı bir tutum almaz CHP delegesi dedi. Bakalım farklı bir şey olacak mı? Önümüzdeki günlerde bakacağız. Bugüne kadar olanlar, bugünden sonra da olacakların benzeri olur mu? Buna bakacağız ama giderek değişen, giderek farklı hareket eden delegelerin olduğu da belli. Çünkü İstanbul İl Kongresi'nde doğrusu böyle bir fark beklenmiyordu. Bir de tabii Cemal Can Polat'ın kötü bir seçim olduğu üzerinde hemen hemen hemfikir herkes. Yaptığı konuşmalar, hırçın davranışı, hatta söylemlerinde çirkinleşmesi. Ne olursa olsun kararsız olan delegenin kararını da netleşmesine neden oldu deniliyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsi konuşacağız tabii. Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda bile yalnız kurultayda Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda bile değişimcilerin 60 kişiden oluşan, ki sayısı artabilir bunun, parti meclisi ya da parti meclisini seçtiği MYK'nın yapısını da değiştirebileceği anlaşılıyor. Dolayısıyla belki Kılıçdaroğlu genel başkan seçilecek ama beraber çalıştığı kişiler değişimcilerden oluşacak çoğunlukla. Bu da tabii önemli. İstanbul Kongresi bir anlamda bunun habercisi oldu. Bunu da söyleyebiliriz. Aslında ilginç bir şey, onu söylemek geçemeyeceğim. Hani bir gün önce de cumartesi günü AKP kongresi yapıldı resmen. Olağan kongreydi. Ama o hiç konuşulmuyor neredeyse. Halbuki CHP'nin İstanbul kongresi konuşuluyor. AKP'nin Türkiye kongresi konuşulmuyor. İşin ilginç tarafı çünkü tek adam rejiminden kaynaklanan bir kişinin aldığı kararın uygulandığı bir durum söz konusu ve o karara karşı da kimsenin sesini yükseltmediğini biliyoruz. Böylesine bir şey yaşanmıyor. AKP içerisinde ama CHP içerisinde tamamen demokratik ölçülerde tartışmalar yaşanıyor ve seçimler yapılıyor. Dolayısıyla daha da çok konuşulan bir konu haline dönüşebiliyor. İstanbul İl Kongresi AKP'nin olağan kongresinden daha fazla konuşulduğunu da söyleyelim. Tabii bu arada üstü çizilen kişiler var, isimler var. Binali Yıldırım, Mustafa Şentop onlar arasında geliyor. 40'a yakın kişinin üstünü çizdi Erdoğan ve onlara görev vermedi. Önemli şahıslar da var. Küskünler olacaktır büyük bir ihtimalle içlerinde ama böylesine bir karar aldı. Tek adam bu partiyi yöneten kişi. Dolayısıyla kimsenin de itirazı olmadan sessiz sedasız bu kararlar uygulanacaktır. Geçelim Ankara'da en çok konuşulan bir başka konu Osman Kavala konusu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verdi Osman Kavala'ya ve ayın 12'sinde de acil bir toplantı yapacak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi. Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde bir çağrı yapacak bu toplantıda. Avrupa Konseyi Türkiye'nin üyesi olduğu bir kurum. Bunun üzerine altını özellikle çizerek söylemek istiyorum. Hani Avrupa Birliği ile karıştıranlar olmasın diye, hani bizim işimize niye karışıyorlar bunlar denmesin diye. Türkiye Avrupa Konseyi'nin 1949'dan beri üyesi olduğu ve çeşitli uluslararası sözleşmelerde altını imzaladığı ve Avrupa Konseyi'nin tamamen kurucu üyelerinden birisi olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla aldığı kararlar önemli. Türkiye hani biz sizi tanımıyoruz, siz bize hala üye yapmadınız diyemezler çünkü zaten üye ve Avrupa Konseyi böylesine bir karar aldı. Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülünü Osman Kavala'ya verdi. İki gün sonra da Perşembe günü bu konuda acil bir toplantı yapacak ve derhal serbest bırakılsın diye de bir çağrı yapacak. Onu da Ankara'da en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bu tabii bu ödüle karşı Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı doğrusu hatırlatmak isterim. İlginç bir açıklama. Diyor ki Dışişleri Bakanlığı, ödülün hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi kabul edilemez. Hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır. Şimdi hukuku siyasileştiren kimdir? Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklama aslında tamamen aynaya bakarak belki yapılan bir açıklama olarak adlandırılabilir. Hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısı olarak adlandırdı Dışişleri Bakanlığı.
Osman Kavala'ya verilen bu ödülü. Bunu da size söylemiş olayım. Ve son olarak şundan bahsedeyim. İltica başvuruları Almanya'ya yönelik, Türkiye'den Almanya'ya yönelik iltica başvuruları %46 oranında artmış. Bu da bugün konuşulacak konulardan bir tanesi. Aslında utanç verici bir durum söz konusu ama tabii bunu utanacak olan insan sayısı var mıdır bilemiyorum ama Almanya yılın ilk 9 ayında üstelik de yapılan iltica başvuruları %45-46 oranında Türkiye'den gelen oran artmış ve Suriye ve Afganistan'dan sonra Türkiye'den yapılan başvurular 3. sırada oluyor. %46 oranında da artış var. Artık bu da bir utanç tablosu olarak bugünkü Ankara gündeminin göbeğine düşmüş durumda bu sonuçlar. Almanya'dan da yapılan açıklamalarla bunun teyidi yapıldı. Bugün büyük bir ihtimalle yine mecliste yapılacak olan konuşmalara yansıyacak konulardan da birisi bu olacak. Bilge Yurt'ta gider. Teşekkür ediyoruz Zeynel Lüle. Bu yoğun gündemi takip edecek ve Ankara ekibimizle birlikte değerli televizyon izleyicilerine aktaracak. Çok teşekkür ediyoruz. Habere Doğru programında da görüşmek dileğiyle yeniden. Şimdi biz noktayı koyuyoruz ancak saat başında yeniden buluşacağız. Bu kez ekonomiyi, hayatımızı